sürüyor. Sınır kapılarından geçişler 4 saat boyunca durdu. Gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Nedeni ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı elektronik sistemin arıza yapması. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da gecikmeler yaşandı. Gümrüklerde elektronik sistem arıza yaptı. Sınır kapılarından geçişler 4 saat boyunca durdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı elektronik sistem Türkiye genelindeki gümrük kapılarında öğle saatlerinde arızalandı. Pasaport işlemleri yapılamadığı için tüm sınır kapılarından ülkeye giriş ve çıkışlar durdu. Sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. En büyük yoğunluk gurbetçilerin tatil dönüşü nedeniyle Edirne'deki gümrük kapılarında yaşandı. Sistem bozuk olduğunu onun için bekliyoruz. Kaç saat bekliyoruz? Valla şu anda 2 saat oldu. Fazlasını bilmiyorum. Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazar Kule sınır kapısıyla Bulgaristan'a açılan Hamza Beyli sınır kapısında da araç yoğunluğu oluştu. 4 saat boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine de ulaşılamadı. Arızanın saat 17 sıralarında giderilmesiyle geçişler yeniden başladı. Emniyet yetkilileri arızanın sistem yedekleme çalışması sırasında oluştuğunu açıkladı. Polis network ağında bir arızadan dolayı, Polnet dediğimiz kısa ağı, arızadan dolayı Türkiye genelinde bütün kapılarda hava ve deniz bana dahil giriş çıkışlarda arızadan dolayı işlem yapılmıyor. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yolcu giriş çıkışlarında da gecikmeler yaşandı. Balık sezonu açıldı. Balıkçı yeni sezondan umutlu ancak Birleşmiş Milletler raporuna göre Akdeniz ve